Bununla beraber hayatımı kazandım. Yalan demeyeceksin, haram yemeyeceksin, doğru çalışacaksın. Şimdi çalıştığıma hiç pişman değilim. Neden duygulanıyorum biliyor musun İsmail Bey? Çok fakirdik. Neydik, ne olduk? Gebze'nin önemli isimlerinden biri olan hayırsever, örnek iş insanı Muzaffer Altıntaş, sel ve heyelan felaketi yüzünden Trabzon'un Sürmene ilçesinden Maçka'ya göç eden ailenin çocuğu olarak Maçka'da dünyaya geldi. Muzaffer Altıntaş'ın dünyaya geldiği tarihte İkinci Dünya Savaşı yaşanır. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girmemiştir ancak bütün sıkıntıları yaşar. Muzaffer Altıntaş'ın babası 4,5 yıl askerlik yapar. Çeşitli sıkıntılara rağmen Muzaffer Altıntaş 1952 yılında çalışmak amacıyla İstanbul'a gelir. Ortaköy'de 12 ay yorgancı çıraklığı yapar. Bir sene kalfa olarak işine devam eder. 1956 yılında Gebze'de tek başına kendi dükkanını açar. Farklı işlerle de uğraşan Muzaffer Altıntaş otobüsçülük, minibüsçülük, kamyonculuk ve yazıhanecilik yapar. İlk defa 30 arabası olan ve halkın takdirini kazanan Gebze'nin ilk taksisi, yazıhanesi, Park Taksi'yi kurar. '56'da Gebze'ye geldim. Aslen Trabzonluyum. Mesleğim yorgancı. Çok ızdırapları çekerek aşağı yukarı 30 sene evvelinden bir hayır yapmak istiyordum. Bir çame, bir okul, bir huzurevi diye kalbimden geçiyordu. Allah'ın izniyle bana nasip oldu. Bunu bir senede yaptık. 18 ders olarak devam ettirdik. Bir sene sonra açtık burasını. 35 sene bir mobilyayı kullanan ailem vardı. Hala da hatıra olarak yazdığımda saklarım. Bugünkü nesil bana göre, fikrime göre biraz musraf. Lükse gidiyorlar. Lüks bir şey değildir. Temizlik önemli. Yamalı bandolon giyip büyüklerimiz öyle derdi ama temiz olsun. Allah'ın yolundan giden adam her daimi kazanır. Atmayacaksın, dökmeyeceksin. Eskiyi yamadım şimdi keyilmiyor, ayıp deniliyor. Ama yeri geldi mi ayıp değil. Temiz olsun, yamalı olsun. Çalış, tut. Çalıştığının yarısını ye, örnek veriyorum. Yarısını ye, yarısını da bir kenara koy. Ha yetmedi, üçte ikisini ye. Yetmedi. Yani 100 lirada 10 lira bir kenara koy. Bir gün gelir de lazım olur sana. Büyüklerimiz bizlere böyle anlattı. Biz fakirlikten yetiştik.
1977 yılında bugünkü Hotel Anibal'ın müteahhitliğini yaparak kendi imkanlarıyla temelini atıp 4. katına kadar tamamlar. 2004 yılında Gebze Tarihi Sultan Orhan Camii'nin restorasyonunu yaptırıp halkın hizmetine sunar. Okumayı çok istemesine rağmen okulunu bitiremeyen Altıntaş, 13 yaşındayken çalışmaya başlar. Azmi ile iş hayatında başarıyı yakalayan Altıntaş, kendi adını bir okul yaptırır. Rahmetli eşinin adına da Hadiye Cemre Altıntaş adında bir okul yaptırır. Doğru dürüst burada bir şey yok. İstanbul'a gittiğim zaman pasta getirdim ona. İstanbul'a mal almaya gittim, ona giderken pasta getiriyorum ona. Ondan daha da bekliyor ben İstanbul'a gittim diye. Telefon yok. Evlendik. Rahmetli kaybederim Allah nuru içinde yadırsın. Kaynanam çok iyi bir insandı. Kaynanam benim yanımda evlat gibi bana baktı. Aynı bir erkek oğlan gibi. 28 sene benden beraber baktım, mezara elimden koydum. Kaynanana örnek ve eşiniz vefat etti, onun adına da bu okulu yaptınız. Evet. Yaptınız, mutlusunuz. Evet. Mutluyum, çok mutluyum. İşte benim o dediğim gibi yattığım zaman, ey dedi Muzaffer, Allah nur için ya. Nasıl yüzünden bırak. Çocuk demek, cumhurbaşkanı demek. Bir gün gelecek bu yetiştirdiklerimiz, çocuklarımız bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olabilir. İlle ki olacak. Biri gider, biri gelir. Benim bunlara, analarına ve babalarına ve dedelerine verecek olduğum şey şudur. Çocuklarını para yemesine alıştırmasınlar. Para kazanmasına alıştırsınlar. Çocuklarına ne kadar verirsen çocuktur bu, o kadar yer, o kadar harca. Bilmez çünkü. Şimdi çocuğun iyi olması için bana göre ana, baba, dede. Çocuk sevilir. Ben çocukları çok severim. Çocuklarım çalışmadan geçti dedim ya sana. 38 kiloyken de 43 kiloyken de inek bakardım. Meyyada inek sağardım, kendi hayvanlarımı pakardım, sağardım, peynir yapardım, yağ yapardım, kışında yerdim. Kaç yaşında yapardın bunu? Kaç yaşında mı? Yanılmıyorsam yaşımı tam bilmeyeceğim de işte 9, 10, 11, 12, 13 yaşına kadar memleketteydim. İnek sağmak, peynir. Evet, çalıştım. Yani çalışa çalışa buraya geldim. Çalışmayı da çok seviyorum. Yaşlıların yaşam kaliteleri yüksek bir ortamda, kendi akranları ile huzur içerisinde yaşamalarını isteyen Altıntaş'ın 30 yıldır gerçekleştirmek istediği ama bugüne kadar gerçekleştirme fırsatı bulamadığı bir projesi daha var. O da Gebze'de bir huzur evi yaptırmak. ...1939 doğumluyum. Trabzon'un Maçka kazasında doğdum. Aslım Asaledim Surmene'nin köprü başındanım. 13 yaşında İstanbul'a geldim. Yorgancı çıraklığından iğnenin ucuyla buraya kadar geldim. Ve çalıştım. Çalıştığımı Allah'ın bana fikirleriyle, söylemeleriyle Allah'ın yolundan mümkün olduğu kadar çıkmadım.
çalıştıklarımı değerlendirdim. Devletime, milletime, çölüğüme, çocuğuma faydalı olabilmek için buraya kadar geldim, bu yaşa kadar. 30 seneden beri niyetim huzur evi yaptırmaydı. Nasip oldu, İmam Hatip Ortaokulu yaptırdım, bir anaokulu yaptırdım, bir çame restorası yaptırdım. Şimdi ise son günlerimde Allah kısmet eder inşallah huzur evi yapmasına teşebbüs ettim. Gebze'de bulunmayan bir yer huzur evi için, yaşlılar için, benim gibi gelecek olan nesil de yaşlanacak, dünyanın son gününü burada geçirmesini arzu ettim. Öncülük yapıyorum, kendim katkıda bulunacağım fazlasıyla, ondan sonra çoluk çocuğuma da bunlar bir eser olarak devletime, milletime kalacak. Geçmişi, geçmiş anıları, hayatı, hatıraları geleceğe aktarmak gerekiyor. Buraya gelince 200-300 yıllık bir geçmiş, bir Muzaffer Altıntaş'ın kolay bugünlere gelmediğini gördük. Hayatını belgeselleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Kalıcı. Çocuklarıma da torunlarıma da söylüyorum, bunun eğerim sapması, yıkması, taşınması gerekiyorsa bir hayır kuruluşuna, aynen hayır kuruluşuna aynen bunları hibe edilecek. Parayla ve parayla satacak hallerde olmaması lazım. Torunlarıma ve çocuklarıma ve torunlarımın torunlarına söylüyorum. Vakıf olması lazım. Devlet büyüklerinden, valilerimizden, bize taşarı bölgeleri bunlar. Bunlar da tarihi eserlerim. Ondan sonra memleketimizin eski insanların bunlarla beraber hayatını sürdürmüş. Bunlar şimdi tarihi eser oldu. 200 senelik tövme tas derdiler bunlara. Tas, tövme 200 senenin civarında. Bunları da dostlarımız, ahbaplarımız, örnek veriyorum. Bak şurada çok tarihi bir, güzel bir işlemeli. Çok Osmanlı'dan kalan bir tas. Bunları dostlarım, ahbaplarım çoğunu bana hediye getirdiler. Size eskiden bunlarla beraber kahve makinesi bir arkadaşım bana bunu hediye etti. Bununla beraber kahve çekip kahve içiyordu eski insanlarımız. Bak ne zorluklarla hayat geçirmişler. Şimdi ise kahveyi bile makineden yapıyorlar. Bak. Şunun içine kahveyi koyup bazı şey olarak çekiyorlar böyle. Ondan sonra bunda yapılan, içilen kahve daha başka türlü oluyor tabii. Bunu da bir arkadaşım, Ömer Patmaz diye bir arkadaşım bana hediye etti. Kaz lambası denilen lamba. Bunlarla beraber yeni yetişen kızlar çeyiz yapardı. Lambayla. Kazı bulamazlar. Bu kaz
lüks olarak geçiyordu bu lambalar. Diğer fitilli lambalar vardı. Onları bunlardan daha az bir işi. Biraz daha modern olarak bakın lüksler var şurada. Bu ondan çok eski. Bu ufakları. İşte görmüş olduğun şu anamdan kalan bana pakraç. Dedemden kaldı. Bir de dedemden bu sofra kaldı. Anamdan o pakraç kaldı. Dedem Laubeyle Yedim Alioğullarından gelen Deli Mehmet diye anılırdı eskiden. Herkesin bir laube vardı. Deli değildi işte. Çok akıllı olduğunda deli dediler. 8, 8.5 9'a kalmayacaksın. Dükkanını açacaksın. El rızkı da al Allah diyeceksin. İçine gireceksin, temizleyeceksin. Selam vererek dükkana gireceksin. Beylerin sözü önemlidir. Beyin sözünü tutmayan muvaffak olamaz. Bir Allah'ın sözü, iki ana babanın sözüdür. Hocalarım da aynıdır ana babayla. Dikiş yüksüğü derler. Yüksük. Yüzük değil, yüksük. Bunu parmağa geçirirsin, bununla beraber hayatımı kazandım. Şimdiki nesil bu nedir diyor. Bir yorgan var, yorgancık var. Yorgan var, battaniye var. Bu görmüş olduğun şu yorganı bakın, şunu. Şu ipekli yorgan çizip, tebeşirden çizip, dikip modeline, bu model bu. Bunu bugün kenara gelse bunu çizemez, dikemez. Kaç tane üniversite? Sanatkar, sanatkar, sanatkar. Neden diyorum sanatkar? Her işin, mesleğin sanatı vardır. Ben üniversite bitirdim. Bitirebilirsin. Güzel bir şey. Biz onu tenkit etmiyoruz üniversite niye kurdun diye. Ama sanatın üstüne ben şey tanımıyorum. Her tane üniversite okursan oku. Bir şeyi yapabilmek. Üniversite İsmail Bey, üniversite okudu. Bunun çizme çiz bunu. Dikmeyi bırak. Şunu. İşte benim sermayem şu. Şu. Allah'a şükürler olsun. 35 senelik otelciyiz. 70 senelik, 67-70 senelik de esnafım. Esnaflığımda sözüme sadığım. Sözüme nasıl sadığım? İşimin başında kelene, kidene ilgilenirim. Allah'ın yolu, peygamberin kalbiyle beraber işime devam ederim. Küçük bir çocukken başladı onun hayatla mücadelesi. Hiç bilmediği bir şehirde alın teri döktü hayatını kazanabilmek için. Küçücük omuzlarına yüklendiği yük kimi zaman ona ağır geldi belki ama pes etmedi. Çalıştı, didindi. Çocukluk yıllarında yaşamayı hayal ettiği çok şey içinde kaldı ama şimdi başka çocuklara, başka canlara umut oldu. Babamın yaptığı hayır işleriyle gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. Alçak gönüllü olmayı, tutumluluğu ve insanlara yardım etmeyi öğretti. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Allah rahmet eylesin, anneciğim de çok tutumluydu. Yoktan var ederdi. Tabii ki de babamın çalışkanlığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Çocukların eğitimine katkıda bulunmasından ve huzur evinin de açılmasından mutluyum ve gurur duyuyorum. Ailem her zaman arkamda oldu. Onları çok seviyorum. Yapılacak olan huzur evi de bir an önce inşallah bitip icraata geçer.
aramda 20 yaş fark var. Ben de 13 yaşında ticarete atıldık yanında. Hayatımızı beraber sürdürüyoruz. 60 yaşına girdi. Hemen hemen ben de 40-45 seneden beri ticaretle uğraşıyoruz. Öğrendiğimiz çok şeyler, ekonomi ve tasarruflu yaşamayı öğrendik. Bundan sonra da herhalde değişemeyiz. Biz de çocuklarımıza aynı şeyleri aşılamaya çalışıyoruz. Babamla benim aramda bazı uyuşmazlıklar olsa dahi, bazı haklı olduğu yerler oluyor, bazı haklı olmadığı yerler de oluyor. Benden de çocuklarımın arasında bir kuşak farkı var. Benim de 36 yaşında oğlum var. Ben de onlara babamdan aldığım bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Gençlere söyleyeceğimiz şeyler, ilk önce meslek ve yapacağı işi ciddi yapması ve yaptığı işten zevk alması önemli. Ama şimdiki gençlik ilk partide parayı nasıl bulurum mantığıyla çalıştığı için başarıları zayıf oluyor. Halbuki ben hayatta torna çıraklığı yaptım. 6 hafta bana ustam maaş vermedi. 6. hafta zarfa koyup maaşı verdi. Haftalık alıyorduk o zaman. Ben kızıyordum. 6 hafta bir kuruş para niye vermediler bana diye. Ama o zaman anladım ki mesleğimin iyi öğrenebilme şekli olacağını. Muzaffer Altıntaş tarafından yetiştirildik. Ekonomi ve yüksek okul mezunu gibi bir staj görmüş olduk. Aile sloganı olarak da paraya hiç önem vermeyiz, müsrifi de hiç sevmeyiz. Muzaffer Altıntaş'ın sözüdür babamızın. Sanayinin ve üretimin kalbi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde huzurlu ve rahat konaklamanın adresi Ramada Encor Gebze Otel. Bilim, teknoloji, sanayi ve ticaret merkezi Gebze'de 60 yıllık iş hayatı birikimi ve 35 yıllık otel işletmeciliği tecrübesiyle Altıntaş Şirketler Grubu otelcilikte bir dünya markası olma yolunda. Şimdi ise Ramada Encor Gebze Otel ile hizmetinizde. Dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Worldwide Corporation bünyesinde Ramada Encor grubuna bağlı olarak Ramada Encor Gebze, kara, demir, deniz ve hava yollarının birleştiği noktada yer alıyor. Uluslararası standartlarda dizayn edilmiş lüks odaları, Amerikan barı, alakart restorantı, fitness salonu, değirmen kafe,
teknolojik altyapısıyla toplantı ve organizasyon salonu, geniş otoparkı ve birçok seçeneğiyle Ramada Encore Gebze Otel, iş amaçlı konaklamalarınız ve toplantı organizasyonlarınız için sizlerle. Dünya mutfağı ve Türk mutfağına özel seçkin tatların bulunduğu Ramada Encore Gebze Otel'de kendinizi güvende hissedin. İstanbul-İzmit yolu güzergahında Gebze'nin tek 4 yıldızlı oteli Ramada Encore Gebze Otel, sıcak, konforlu ve güvenli ortamıyla sizleri de bekliyor.